Çok değerli Akit Televizyon izleyenleri, bir iz bırakanlar programıyla daha karşınızdayız. İz bırakanlarla, hayatımıza dokunanlarla birlikte olmaya devam ediyoruz. Bugün güzel bir insanla karşı karşıyayız. Sizi buluşturacağız kendileriyle. 1945 yılında Gaziantep'te doğdu. İlk ve orta öğrenimini Malatya'da bitirdi ki kendileriyle bunu konuşacağız. Malatya'daki eğitim hayatı ilerideki hayat yolculuğunun belki de nirengi noktası oldu. Türkiye'nin en genç başbakanlık müsteşarlığını yaptı. Çok önemli bürokratik görevlerde bulundu. Ekonomik ve Sosyal İşler Bakanlığı yaptı. Daha sonra Devlet Bakanlığı yaptı. Devlet Planlama'da Genel Sekreter Yardımcılığı yaptı. Genel Başkan Yardımcılığı yaptı. Kendisi çok önemli eserlerde imza attı. Çok önemli çalışmalarda imza attı. Merhum Korkut Özal'ın ifadesiyle, tarifiyle kendilerini şöyle tarif etmişti. Ben 4 çalışkan insan bilirim. Çok çalışkandırlar, çok zekidirler. Bunlardan birisi ağabeyim Turgut Özal. Merhum her ikisi de. Necmettin Erbakan, Mehmet Keşeciler, Allah uzun ömür versin yaşıyorlar. Ve Hasan Celal Güzel. Hasan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ne güzel bir açılıştı. Evet. Ayrıca ben İz Bırakanlar programını işgal ettiğim için de çok memnunum. Çok teşekkür ederim. Sizin için büyük onur. İşte bu nevi programların sonradan iz bırakmama vesile olacağını düşünüyorum. Siz lütfediyorsunuz. Estağfurullah. Bu estağfurullah. Şekilde oluyor. Teşrifinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Efendim çocukluk hayatınızdan başlayalım mı? Sizi biraz tabii, değerli tabii. İzleyicilerimiz zaten tanıyorlar ama ilk ve orta öğretiminizi Anteplisiniz ama Malatya'da. Ben efendim doğma büyüme Malatyalıyım aslında. Öyle mi? Babam 20 sene evvel Malatya'ya yerleşmiş ticaret maksadıyla. Fakat Antep'in de çok tanınmış iki ailesinden meydana geldik. Birisi Güzelbeyler, birisi de Kahyazadeler, Göğüşler. Bunlar çok eski Türkmen aileleridir. Ve bütün Gaziantep'te tanınırlar. Benim doğup büyümem Malatya'da oldu aslında. Nüfusum Gaziantep'te ama. Evet. Onazı Gaziantep'te gerçekten bir doğum yapmış anacığım. Ondan sonra da Antep'e, Malatya'ya geri dönmüş. Onun için ben o açıdan Malatyalı olduğumu söyleyebilirim. Evet, ne güzel. Malatya'nın sokak sokak, köy köy her tarafını bilirim. Elimden gelen hizmeti götürdüm. Ama Gaziantep'in de sokak sokak, köy köy, mahalle mahalle her tarafını bu seçimler dolayısıyla öğrendim. Bayağı öğrendim. Evet. Hepsine ayrı ayrı hizmet, yol, su götürdüm. Telefon götürdüm. Elhamdülillah bana nasip oldu memleketlerime. Gizli benim memleketim hizmet etmek. Malatya'da babam Demokrat Parti'nin kurucusuydu. Bir heykel meselesinden valiyle şey etmiş, kavga etmiş, münakaşa etmiş. Evet. O meşhur büyük İnönü heykelini. Malatya'yı bilenler bilir. Ben de yaptıracak bilirim. Siz de bilir misiniz? Ahmet Demir diyen denilen bir vali heykel harcı koydum demiş. Babam da itiraz etmiş. Ve oranın önde gelen iş adamı olduğu için çağırmış demiş ki niye itiraz ediyorsun? %10 heykel harcı koyacaksın. %20 zam yaparsın. Onu bize verirsin harcı olarak. Orada sanatkar kalır deyince babam demiş ki ben bu defa haram yemedim. Hiç yedirmem çocuklarıma. İkincisi de bu harç nereden geliyor? Hay söyle bakayım karnında yerini göster demiş. Bunun üzerine kızmış vali açın içeri demiş. O zaman da babama hep rahmetli Menderes, Refik Koraltan, efendim Celal Bayar gelirmiş ki sen bunu al organize et diye. Çünkü Malatya'nın memleketinde
İnönü memleketinde İnönü gerçi hiçbir şey yapmamış oluyor ama İnönü memleketi adı. Evet, hemşerilik. Hemşerilik var, CHP ondan. Evet. Yoksa sonradan özellikle MSP kurulunca ortaya çıktı ki hepsi namazlı, abdestli, muttaki evet. insanlar. Yani benim Malatyalılar çok iyi insanlardır. Antepler de tabii öyledir. Aslında bizim Türkiye'mizin insanı çok iyidir. Müslüman çok güzeldir. Evet. Yani efendim neyse orada babam içeride karar almış 15 gün kadar hapishanede yattıktan sonra demiş ki ben çıkınca bunları kuracağım. Kurdu, çıktı. Resimleri falan filan var onlarla. Sonra sen il başkanı ol demişler. Demiş ki ben Antep gazisiyim. Onun için erken ayrılmak zorunda kaldım okuldan. Yüksek tahsilim yok. Burada yüksek tahsili birisi olsun demiş. Ben nasıl olsa içinde olurum demiş. Beraber yönetim kurulunda olmuşlar. 1960'a kadar da hep verdi babam. Hep kazandığını, her şeyini verdi ve o harekete inandı gerçekten. Yani götürdükleri şu anda o, verdikleri. Evet. Şimdi, ve sizin gibi bir evlat yetiştirdi Allah'tan. Çok teşekkür ederim efendim. Ve İnşallah hizmet. Ona rahmet okutuyorumdur. 5 yaşından itibaren ben bunu hikaye hep anlatırım. Duymuşsunuzdur belki. 1950 seçimlerinde yeter söz milletindir diye bağırırdım. Babam vitrinini açık bırakmıştı. Sevimli bir çocuk 5 yaşında düşünün. Evet. Elinde ilk defa Malatya'ya gelen mikrofon, ses cihazı bas bas bağırıyor. Yeter söz milletindir. Çok ilginç. Hele bana geliyorlar diyorlar ki Hasan haydi bakalım bir Türkçe ezan oku. Ben de o zaman rahmetli şeyden babam okurdu. Necip Fazıl'ın son dergisinden, onun yüzünden de içeriye girdi zaten rahmetli. Öyle mi? Mücadele adamı maşallah. Mücadele evet, adamıydı. Adam aylık dergi çıkarırdı. Bir türlü aylık dergi çıkaramadı. Çünkü yarısında derginin pat diye içeriye alıyorlardı. Birkaç ay lüzumsuz şekilde kalıyordu, haksız şekilde. Efendim orada Tanrı uludur, Tanrı uludur, Tanrı adamı böyle uludur diye bağırırdım ben. Ondan Tanrı uludur, Tanrı uludur, Recep Peker Allah'ın kuludur. Tanrı adamı böyle uludur falan Allah, diye. Çok ilginç, evet. Ondan sonra herkes gelir ona bayılır, güler etrafta. Toparlanma olur. Zaten benim de maksadım, bizim de maksadımız evet. Propaganda olması. Evet. Öyle bir şey hatırlıyorum. Ben yani siyaset hayatım 5 yaşında başladı değil. Mayanızda var. Mücadele. Evet, mücadele var. Şeyde efendim ilkokulu Gazi İlkokulu'nda bitirdim. Malatya. Gazi İlkokulu Malatya'nın meşhur bir ilkokuldur. Bizim Metin Emiroğlu falan hep oradandır. Özal'ları yakından tanıdık. Bir defa rahmetli hocamız şeydi, ilkokul öğretmenimdi. Bir ara ilkokul öğretmenliğimi yaptı. Ve çok ateşli bir Demokrat Partiliydi. Evlerinin bahçesiyle bizim bahçemiz komşuydu. O şekilde bir görüşmemiz vardı. Rahmetli hocamızı çok severdik. Ondan sonra ama o sırada İslami tarafı eksik bir haldeydi. Aslında Turgut Özal da daha sonra Korkut Özal, Yusuf Özal, Yusuf Bozkurt Özal bu konuda annelerini, Hafıza Hoca'yı etkilediler. Öyle mi? Evet. Sonradan namaza başladı. Hacı Hafıza hanımefendi oldu. Evet. Allah kanıtı versin. Benim ailem hepsi namaz kılıyordu. Hacı Hafıza Hanım oldu. Ondan sonra zaten
müthiş bir aile olduğu için kendisi de çok efendim açık sözlü, yapılan işlerin yanlışlığından haberdar ve bunu söyleyen birisiydi. Hele mali bakımdan da rahatlayınca üç oğlu da çalışmaya başlamıştı. Biz Turgut Bey'i ve Korkut Bey'i Malatya'dan tanımazdık. Bizden çok büyüklerdi tabii. Yani siyasi hayata birlikte yolculuğunuz daha sonraları tanıştık. Daha sonra oldu. Evet. Planlama teşkilatına girince tanışmıştık. Yusuf Bey'i biraz tanırdık. O da bizden 5 sene önceydi. Esas benim arkadaşım Hüsnü Doğan'dı. Hüsnü Doğan'la beraberdik. Hüsnü Doğan çok dolu bir insandır. Zekidir, doludur. Yalnız ondan onu alamazsınız kolay kolay. Biraz içine kapalıdır. O benim arkadaşımdı o sırada. Evet. En yakın arkadaşımdı. Sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni beraber kazanmıştık. Ben fakültedeyken de çok hızlı bir fikri hayattan geçtim elhamdülillah. O zaman bir defa Nur talebeleriyle tanışmıştım. Onlarla efendim risale filan okudum bir müddet. Oraya geçmeden Malatya'yı biraz daha konuşalım mı Sayın Bakan? Konuşalım, Malatya çok şimdi, güzel. Şimdi ben Malatya'ya 1980 öncesi teşkilatlanma çalışmaları yapmak üzere genç gönderilerindeyiz varım. Giderken otobüste yanımda oturan bir Malatyalı genç kitap okuyordu. Ne okuyorsun dedim. Bana baktı işte şu an hatırlamıyorum şu kitap okuyorum filan dedi. Çok hoşuma gitti kitap okuyor olması. Dedim ki ne kadar güzel ya. Bak o zaman yollar da malum çok sıkıntılı. Saatler sürüyor Malatya'ya ulaşmak. Bana şöyle bir şey söyledi. Anlatmak istediğim bu. Dedi ki Malatya, 1980 öncesini söylüyorum. Malatya'da 160 tane kitapçı var. Ne diyorsun sen dedim. Nüfus ne kadar Malatya'nın dedim. Yanılmıyorsam 50 bin gibi bir rakamdan bahsetti. Nasıl oluyor 160 tane kitapçı bir Anadolu şehri? Evet dedi 160 tane kitapçı vardır. Ve kitap okumayı Malatyalılar çok sever. O söz zihnime kazınmıştır. Sizin çok kitap çalışmalarınız var. Evet. Yani bu bir anda bir insanın aklına gelip de kitap çalışması yapmak üzere tabii ki çalışabilir, bir takım şeyler yapabilir ama bu kadar olağanüstü bir çalışmanın bir altı olmalı. Evet. Bunu sanki Malatya'da edindiğiniz gibi çok bir haklısınız. İntiba var. Çok haklısınız efendim. Ne oldu Malatya'da mesela genç yıllarınızda? Şimdi ben Malatya'da bir defa hafızla başladım çalışmaya. Ama maalesef top aşkı buna mani oldu, top sevgisi. Beni çok sevdiğim bir hoca efendim vardı, asker. O öğretiyordu, çok hızlı girdi, bir hata yaptı. Bana böyle 10'ar sayfa, 20'şer sayfa filan gösterdi. Yetenekli gördü, zeki gördü muhtemelen. Bakara Suresi Celle'sine 3 günde pat diye bitirdik. Ama ben son derece sıkılmıştım. Hatalı bir işti. Biraz daha alıştırarak gidebilseydim. Ve maalesef ondan hep üzülürüm. O çalışmayı kesmek zorunda kaldım. Ama bu arada gayet tabii Kur'an öğretimi ve diğer konularda eski yazı filan elimden geleni yaptım. Ondan o sırada Risale-i Nur talebeleri bana kitap verdiler. Bedava kitap verirlerdi. Evet. Onları anlayamadım. Anlayamadığımı söyleyince de onların bir lügati vardı. Sözlüğü. Onu verdiler. Ona bakarak adeta başka bir dilden tercüme eder gibi çözerdim. Ama bu çok iyi oldu benim için. Osmanlıca mı ilerletti? Bir de efendim zengin Türkçeyi öğrendiniz. O tabii zengin evet. Türkçeyi filan. Beni iki tane büyük şey vardı. Kitabevi. Sümer Kitabevi ile Yeni Sümer Kitabevi. Yeni kitap çıkınca Hasan Yeni Kitap çıktı. Bize de geldi sana verelim derlerdi. Öyle kitap
her gün şimdi olduğu gibi yüzlerce, binlerce çıkmıyordu. Evet. 5-6 tane çıkıyordu filan. Hemen hepsini okurdum. 60'a kadar hepsini okudum. Bütün yayınlarını. Bu arada mesela Barbaros diye bir manav vardı. Barbaros manavı da bize 2,5 kuruştan geceliği kitap kiralardı. Çok fazla... Çok ilginç. Ayrıca da kiralama işi var. Değil mi? Evet. Çok evet. Fazla zaman geçmesin, ben de fazla para ödemek zorunda kalmayayım diye. Ben aldığım kitabı sabaha kadar okur bitirirdim. Mutlaka ertesi gün verirdim. Yenisini alırdım. Bu arada Malatya Halk Kütüphanesi'ni keşfettim. O küçük kitap kütüphaneler bir tarafa. Gittim. Hepsini okumaya başladım. Bütün o klasikleri falan hepsini kitap kurdu gibi. Öyle ki ben orta son sınıfa geldiğimde bütün klasikleri falan okumuştum. Bütün romanları. Klasiklerde özellikle Rus edebiyatı falan olduğu için Rus edebiyatı daha çok okumuştum. Hasan Ali Yücel'in kitapları malum biliyorsunuz. Ama bir şey oldu. Ben hakikaten üniversiteye geldiğimde çok dolu geldim. Bu Malatya'nın sayesindedir. Malatya'nın tabii Malatya. Ortamın sayesindedir. Arkadaşlarla hep birbirimize en son ne okuduğumuzu tartışırdık. Şimdiki gençlere seslenirsek... İşte şimdi gençlere bu gerçekten ibretamiz bir şeydir. Şimdi ellerinde çıt çıt çıt. Canım onların da faydası olabilir ama çoğu zaman oyun oynuyorlar. Oyun oynuyorlar, evet. Vakit o şekilde geçiyor. Bu maalesef bizim bu dijital devrimimiz diyelim işimize yaramadı. Bizim evet. Gençliğimizi şimdilik daha şey demedik. Buna göre tanzim edemedik. Kitap okuması sıfıra doğru gitti ve çok büyük bir eksiklik meydana geldi. Efendim bendeniz bir de bu 60 sonrası üniversiteye gittim. Yani 1960'ta beni gene lise 2'deyken yakaladı 27 Mayıs. Tabii çok üzgündük. Ailesiz müdahalelerin bir fiil içinde bulundu. Tabii babamı alıp götürdüler. Hiç ortada suç yok. Demokrat Partililikten başka. Bize girici ya da düşük sabıklar derlerdi. Yani arkadaşlarımız bile böyle çağırırlardı bizi. Yani çok güzeldi bu durum tabii. Babamı götürmüşler. Babam Malatya'daki bir cümle cami yaptırma derneklerinin, İmam Hatip yaptırma derneğinin hepsinin başında veyahut muhasibiydi. 5 kuruşuna kadar hesabını vermiş. Onun üzerine bıraktılar. Sonra geldim tekrar eve. Ama son derece de üzgündük tabii. Rahmetli Demir Menderes'in durumundan filan. Evet. Her akşam babamla dinlerdik. Babacım derdim. Bu muazzam adam niye Reis Bey Hazretleri diyor? Niye? Yani bu alçakların karşısında hiç değilse Celal Bayar gibi davranabilir filan. Oğlum sen bilmezsin. Bunlarda Osmanlı terbiyesi nezaketi vardır derdi cevaben. Ama sonradan öğrendik ki kendisi de öğrendi. Çıkarken adamcağıza işkence yaparlarmış. Bütün vücudu sigara izmariti iziyle doluymuş. Ve ilaç verirlermiş. Böyle alçaklıklar yaparlarmış. Evet. Onun için de o da öyle mahkemede Allah davranmış. Allah rahmet eylesin. Ben sonra Malatya Lisesi'nden mezun oldum. O 1960'taki zelzele bizi çok üzdü. Bir de yani zelzele değil şimdi bu siyasi zelzele. Bir kardeşim vardı 13 yaşında Mustafa diye. O da kanser oldu, rahmetli oldu. O da aileyi çok üzdü. Allah rahmet.
hala aklımızdadır. Ben de bir iki kız kardeş ve ben olarak kaldım. Kız kardeşim bir de cenazeden sonra doğdu. O da şimdi profesör. Rüya Özmen Boğaziçi Üniversitesi'nde. Öbürü de Malatya'da kaldı. Malatya İçeri'ydi. Hülya Çitilgül'ü. O da eczacı. Fakat evet. O da işini kaybetti geçen sene maalesef. Neyse. Ben geldikten sonra da 22 Şubat 21 Mayıs gibi hareketler oldu. Küçük zelzeleler meydana geldi. Fakat yine 61 Anayasası başımızda demokrasinin kılıcı gibi hep bulundu. Biz derneğimiz vardı. Hür Düşünce Kulüpleri diye. Ben o zaman bir dernek kurmuştum ve bütün Türkiye'ye yayılmıştı. Bir taraftan da Rasim Cinisi, İsmail Kahraman gibi arkadaşlarla, abilerle Milli Türk Talebe Birliği'nin ele geçirilmesi hadisesinde vardım. Tabii içindeyim Ankara kolu olarak. Ama bir taraftan da Türkiye Fikir Kulüpleri bizi atınca tek fikir kulübü Marksizm'dir diye. Ben de Profesör Aydın Yalçın rahmetli, Profesör Fahir Armenoğlu gibi büyüklerimizle, abilerimizle beraber Hür Fikir Kulübünü kurduk. Hür Düşünce Kulübünü kurduk. Bu Hür Fikir Cemiyeti'ni rahmetli Ali Fuat Başgil kurmuş 1948'de. Biz bunun tekrarı şeklinde yapalım dedik. Ama sonradan biraz daha modern olsun diye ısrar ettiler. Hür Düşünce Kulübü dedik. Bütün Türkiye'ye yayıldık. Evet. Çok kısa zamanda. Ben 20 yaşlarında filan federasyon başkanıydım. Mülke'nin hukuk işleri başkanı olarak. O Mülke'de çok güzel günlerimiz oldu. Mesela size bir yönetim kurulu sayayım. Başkan ben, Hasan Celal Güzel. Evet. Başkan yardımcısı olarak ve Esat Gülçen vardı, değerli bir arkadaşımızdı, kaymakam. Bir de sonradan Melik Gökçek oldu. Üyeler, genel sekreter Murat Karayalçın'dı. Murat Karayalçın bizimle beraber. Murat Karayalçın'ın geçmişi sağ tandastı, öyle mi? Evet, o zaman öyleydi. Kadere bak. Daha çok milliyetçi havadaydı ama imanlı bir çocuktu. Bizi mesela ben hatırlıyorum birkaç defa gelip savura kaldırmıştı. Yurtta evet. Olmadığı halde. Her neyse. Şimdi de severim ama maalesef çok yanlış işler yaptı. Yapmaya da devam ediyor. Peki keşke şöyle yapalım mı Sayın Bakanım? Neticede bir de onu sayayım. Sonra yönetim kurulu üyesi olarak Mehmet Keçeciler vardı. Atilla Koç vardı. Rahmetli Veysel Atasoy vardı. Bunları saymamın sebebi şu. Bunların hepsi sonradan bakan oldular. Türk siyasetinde önemli yerlerde evet. Bulundular. Önemli hizmetler yaptılar. Onun için bunları söylüyorum. Peki Sayın Bakanım, artık siyasi şeylere girdik ama kısa bir reklam aramız var. Kısa bir reklam arasından sonra tekrar dönelim. Değerli izleyiciler, iz bırakanlara devam edeceğiz. Hasan Celal Güzel Beyefendi'nin siyasi hayatını ve siyasetteki yolculuğunu konuşmaya devam edeceğiz. Ancak kısa bir reklam arası. Lütfen bizden ayrılmayın. Değerli izleyenler, güzel insan Hasan Celal Güzel Beyefendi ile söyleşimizi sürdürüyoruz iz bırakanlarda. Hasan Celal Bey'in siyaset yolculuğuna sanırım sıra geldi. Hasan Bey, siyaset yolculuğu, tabii Ankara'da üniversite okudunuz, cemiyet hayatını anlattınız. Çok aktif bir gençliğiniz var. Ayrıca tabii bütün yaşanılan darbelerin de bir fiil içindesiniz. Oraya evet. Daha sonra geleceğim ama... Yani önce arzu ederseniz bir bürokraside çünkü çok önemli görevler yaptınız. Şu bürokrasi hayatınızı bir anlatır mısınız?
Efendim bizim dönemin bürokrasisinde bizim nesilden iki kişi lider olarak görülmüştür. Bizim nesil derken bizden önceki nesilden diyelim. Birincisi Turgut Özal, ikincisi Nevzat Yalçıntaş. Allah rahmet eylesin her ikisine de. Nevzat Bey ne yazık ki TRT Genel Müdürü olunca hakkındaki bazı iyi niyetli spekülasyonlarda mahrum kaldı. Çünkü çok erken davrandı ve istifa etti. Bu da herkesin tenkidine sebep oldu. Çok iyi, dolu, sevdiğimiz bir insandı tabii. O zaman Turgut Özal kaldı ve hakikaten de o oldu. Bizim nesilden de naçizane bendenizi gösterirlerdi. Benimle beraber başka arkadaşlarımız biz hep ortaya sürmeye çalıştık. Mesela Mehmet Kesecileri hep ortaya sürmüş istemiştik. Ama Turgut Bey Mehmet Kesecileri bir kurmay olarak düşündü. Hiçbir zaman kumandan olarak düşünmemişti. Her neyse benim de bu şekilde anılmamın, parlamamın sebebi naçizane bürokrasideki gösterdiğim hızlı performans yükselme ehliyetti. Planlama teşkilatına girdim 7 sene evvel. 7 sene orada çalıştım. Turgut Bey rahmetli, o zaman Turgut Bey planlama teşkilatı müsteşarıydı. Ben girdikten sonra benden haberdar oldu. Malatyalı'ndan, hemşehrinden filan, hocadan. Gayet tabii çok sıkı dost olduk ama arada rütbe farkı vardı. Evet. Buna rağmen bana bir girdikten bir sene sonra planlama teşkilatına adam alma yetkisi verdi. Düşünebiliyor musunuz? İtimadı. Özal Yalçıntaş'ın da dairesindeydim. O da aynı itimadı gösterdi. Ben planlamadaki o sol teşkilatlanmayı kıracak objektif, ehliyetli insanları oraya almaya başladım. Denge değişti. İzleyicilerle şunu paylaşmama müsaade eder misiniz? Değerli izleyenler, tabii Hasan Celal Bey'in bahsettiği tarihlerde bürokrat yetiştirmek ya da teknokrat bürokrat yetiştirmek çok zor. Yani bugün gençlerimizin çok önemli üniversitelerde okuma imkanları var. Yerli ya da yabancı. Dolayısıyla yetişme imkanları var. Ama o dönemde gerçekten Devlet Planlama Teşkilatı da devletimizin çok önemli kuruluşlarından bir kurumdur. Dolayısıyla Hasan Celal Bey'in anlattığı meseleyi biraz da bu cepheden de dinlemeniz bakımından araya girdim. Çok sözümü teşekkür ederim. Kusura bakmayın, buyurun. Efendim, çok iyi isabet buyurdunuz sözümü kesmekte. Ben de şunu unutmuştum söylemeyi. Maalesef sol iktidar, sağ iktidarlarda, daha doğrusu merkez, merkez sağ. Zaten sol hiçbir zaman iktidar olmadı. Ecevit'in çok kısa bir iktidarı dışında. Kadrolaşma olmamış. Mesela rahmetli Menderes'in bir ifadesi var. İktidar olduk ama muktedir olamadık diyor. Muktedir olamamaların sebebi şu. Yargı başkalarının elinde. Tamamen sonradan ortaya çıktı ki içinde bir bayağı büyük sol kadrolaşma var. Aynı şekilde normal bürokrasi de böyle. Rum Ecevit'in bu konuda bir beyanatı da pek tabii hem biliyorsunuz hem hatırlıyorsunuz. Yani siyasi iktidar olmak yetmez. Bürokraside biz iktidarız. Tabii. Sözü var. Evet. Ya, öyleydi zaten. Evet, öyleydi. Ve maalesef o döneme kadar şunu da söylemem lazım. Sağdan adam yetişmiyor derlerdi. Ben tabii bunu iştirak etmiyorum. Ön açılmadığı için. Evet. İşte
Sanatçı solcu olur, sinemacı solcu olur, şair solcu olur, yazar solcu olur derlerdi. Yani o takımda böyle öyle filan. Aslında vardı. Bizim sağ görüşlü şairlerimiz de vardı. Yazarlarımız vardı. Yetişmiş çok değişik ekoller içinde. Ama sol bunlara fırsat tanımıyordu. Biz önlerini açınca herkes ortaya çıktı. Tabii biz yetiştirdik diyemem, bir şairi nasıl yetiştirirsiniz? Tabii, evet. Onun gibi ama bürokrati yetiştirirsiniz. Evet, önünü açarsınız. Bürokrasinin önünü açarsınız. Kendisini ispat etmeye fırsat verirsiniz. Tabii benim 2000 kişilik bir listem vardı. İlk defa bunu söylüyorum. Bu 2000 kişi yıllardır tanıyordum. Belli bir noktada münasebetlerim olmuştu. Ve tanıyanları tanıyordum en azından. Evet. Demirel'e bunu götürdüm, verdim. Bunları kullanın diye. Değerli. Ama Demirel maalesef bu şuurda değildi. Sonradan Turgut Bey, senin bir listen vardı filan dedi gülerek. Hadi dedi, sırası geldi dedi. Rahmetli yol açtı tabii. O kadrolaşmada en büyük pay benim değil, rahmetli Özal'ındır. Ama sizin önemli bir katkınız var. Önemli bir katkı var. Hepsini ben getiriyordum. Ayrıca bana vefalı davranıyorsunuz. Yani bürokrasideki arkadaşlarınızı tabii, kollama. İlle de arkadaş değil. Evet, yetkin insan. Her tarafı topluyordum. Herkesten tanımadığım adamları çağırıyordum makamıma. Sen kimsin, şansın falansın. Yani büyük bir hazırlık yaptık biz gelmeden. O arada Turgut Bey'e atlamadan hemen şunu sorayım. Gelmesin bürokrasi hususunda. Biz zaten bürokraside kendi aramızda teşkilatlanmıştık. Bu bir klik kurmak değildi. Çünkü birisi yahu şurada da bir adam var çok kıymetli deyince hemen kapılarımızı açardık. Efendim ve bunu yaparken de aslında şu gruptan, bu gruptan, şu tarikattan, demezdiniz, bu cemaatten hiçbir zaman demedik. Hiçbir zaman demedik. O yüzden o FETÖ denilen lanetliler de zaman zaman girmişlerdi içimize. Çok evet. Ama yakınımızda olmadılar çok şükür. Ben de yakınlarında olmadım. Beni de hiçbir zaman sevmediler. Ne kadar güzel. Evet, ben de ondan çok memnunum evet. Doğrusu. Doğru yolda olduğumu düşünüyorum. O da efendim bendeniz sonradan askere gittim. Gitmek zorunda kaldım. 71 Mart'ın geldi. Onu söyleyeyim evvela size. Evet. 71 Mart'ında ilk defa Türkiye'de bir sol hükümet kuruldu. 11'ler hükümeti denirdi. Her ne kadar sol olmayanlar da vardı işlerinde ama esas hakim olanlar 11'ler hükümetinde o onlardı. Atilla Karaosmanlı'nın liderliği altında Amerika'dan gene ithal edilmiş birisi geldi oturdu. Güya orada IMF başkan yardımcılığı yapmış filan. Yani ikinci bir birinci Kemal Derviş vakası. Evet evet. Evet. Kemal Derviş'ten daha da değişik bunlar. Öyle mi? O sol değildi Kemal Derviş. Tam Amerikancıydı ama. Bu bizimkiler hem Amerikancı hem de solcuydular. Atilla Karaosmanoğlu ve diğerleri bu şekilde geldiler. Olmadık ekonomik saçmalıklar yaptılar. O sırada bizim masamızı bile elimizden aldılar. Ben de şeye gittim. Daha evvel çünkü bayağı mücadele etmiştik. Plan Seni ve Plan Deri kurduk. İlk defa kamu sektöründe sendikayı ben kurdum. Derneği de ben kurdum. Ve atamadılar beni. Hatta Memdu Aytür, planlama müsteşarı, oğlum sana bir burs verelim de İngiltere'ye git filan dedi. Yani başımdan git filan. Onu da kabul etmedim. Sonunda baktım ki olmayacak. Ayrıldım, sonra döner faaliyetime devam ederim diye. Ve askere gittim.
Askerliğimi de Genelkurmay'da filan yaptım. İyi oldu. Orada ders verdim. Tanıdım o çevreyi. Sonra geldim. Tekrar girmek üzere planlamaya girdiğimde seni alamayız dediler. Niye? Almıyoruz dediler. Ben de gittim Süleyman Demirel'e. Beni tanıyordu. Evet. İşte almıyorlar filan deyince bunlar dördü bir araya gelip koalisyondaki kişiler karar veriyorlardı. Hep bir birlik karşılık taviz isterlerdi birbirlerinden. Yani pazarlık konusu olurdu. Pazarlık konusu olurdu. Onun üzerine ben Süleyman Bey'in müşaviri olarak girdim. Hoca da ben ilgilenirim sonra filan dedi rahmetli. Fakat Süleyman Bey'e şunu söyledim. Çok da gururu kırıldı. Dedim ki ben sizin müşaviriniz oluyorum. Ayrıca Sayın Erbakan'ı tanıyorum. Sayın Türkeş'i tanıyorum. Hatta Feyzoğlu'nu tanıyorum. Nasıl oluyor da tekrar dönemiyorum teşkilatıma diye. Fakat emir veriyor, adam tutmuyor. Ondan sonra netice itibariyle... Yani problem ortaklarından kaynaklanmıyor. DPT'nin başındakiler. DPT'nin başından zaten kaynaklanıyor. O zaman Kemal Cantürk gelmişti. Evet. O da yapamıyordu, korkuyordu filan. O zaman Mehmet'le Atilla gittiler. Parti müşaviri oldular. Ben geldim, planlama teşkilatı hiç çalışmıyor. Bunun üzerine Demirel dedi ki, ben de planlama teşkilatının karşısına yeni bir planlama teşkilatı kurarım dedi. Efendim anayasal kurum öbür bunu yapamazsınız filan. Yaparım. Hem de bir kararnameyle yaparım dedi. Beni başına koydu. Ekonomik İşler Başkanlığı oradan geliyor. Bu ajansını. Oradan geliyor. Öyle biraz çalıştık fakat olmayacaktı. Sonra rahmetli Şaban Karataş geldi TRT'nin başına. Onunla biraz gittik. Sonunda Turgut Bey Hüsnü Doğan vasıtasıyla beni... Yani ANAP'ın kuruluş dönemine ve Turgut Bey'in aktif siyasi şeyine artık geçiyorsun. Ona tabii. Evet. Korkut Bey ile beraber çalışmaya başladım. Ve Ziraat Öğretim Genel Müdür Mavinliği'ne geldim. Ben sizi oradan tanıyorum. Öyle mi? Evet, sizi ziyarete geldim, çayınızı içtim. Onu da bu vesileyle. Ne güzel. Ve ondan sonra oradaki çalışmalarımdan çok memnun oldu. Korkut Bey rahmetli. Cevat Ayhan da şu anda ne yazık ki bitkisel hayatta. Allah şifa etsin. Çok kıymetli bir insandır. Cevat Bey o zaman genel müdürünüzdü, siz genel müdür yardımcısıydınız. Ama ben zaten ziyaret ettim. Teşkilat kökenli olduğum için memur tayinleri hususunda Anadolu'dan gelen insanları ben Milli İstihbarat Birliği'nde Tokat Başkanlığı yapmıştım. Evet tabii. Dolayısıyla tabii, hatırlıyorum canım. Yapıyorum. Geldim zaten ziyaret ettim, çayınızı içtim. İşte benim kadrolaşmam tek başına bana ait değildi. Evet. Mesela Tokat Akıncılar Başkanlığı da ait. Evet. Bu ortaya çıkıyor. Evet. Hakikaten bana binlerce kişi gönderdiniz hepiniz. Evet. Tabii Akıncılardan olunca ya da Milli Türk Darbe Birliği'nden olunca biz tamamen kapıları açıyorduk. Evet. Ve küçük bir görevdi belki ama memnun olarak gidiyorlardı. Devlete girmiş oluyorlardı. Devlete hizmet ediyorlardı. Tabii tabii. Ve orada bayağı bir kitle meydana geldi. Şimdi kime oralara rastlasam vay Ziraat Donatım falan diyor. Evet. Oraya bakınız enteresan. Sonra Korkut Bey İçişleri Bakanı'na tayin olunca ben Hasan'ı isterim demiş. Gittik biz de oraya evvela müşavir sonra müsteşar mamini olarak. Yani Milli Selamet Partisi'nin bakanı kendisi. Bakanı evet. Evet. Evvela müşavir, sonra da müsteşar yardımcısı oldu. Erbakan, merhum başbakan yardımcısı. Evet, tabii. Evet. O şekilde Demirel'le çalışmaktan yani Adalet Partisi'nden daha böyle açık konuşursak evet. Milli Selamet Partisi'ne siz tam koalisyonun geçtim. Özü gibi sizin özü gibi, orada. Evet. Bürokrat temsilcisiniz. Rahmetli Türkeş de beni severdi. Evet. Sık olmamak kaydıyla
ona söylerdim. Biraz daha ben iyice bakardım işin harmanı nasıl diye gelenin. Evet. Onlardan da aldım tabii. Netice itibariyle efendim ben İçişleri Bakanlığı'na müsteşarken 1980'de motel hükümeti kuruldu. Ben o zaman Diyarbakır iline vali olarak tayin olmuştum. Kararnamemi de Cumhurbaşkanı imzalamıştı. Evet. Beni takdim de etmişti rahmetli Korkut Özal. Halkın önüne de çıkarılmıştım. Daha sonra beni Beytüşşebap Nüfus Memurluğu'na tayin ettiler. Beytüşşebap Nüfus Memurluğu yapmam için 5 sene nüfus katipliği yapmam icap ettiğinden, elyak olmadığımdan, yani onların da tabiriyle layık olmadığımdan beni vali olarak tayin edildiğim ilin evrak kayıt memurluğuna tayin ettiler. Yani şimdi burada tabii düşünebiliyor musunuz? İzleyicilerle paylaşmamız lazım. Bugünlerde işte bürokratik kıyım yapılıyor, şu bu filan diyenler lütfen bunu tarihi bir dinlesinler, tabii enteresan. Bizzat yani yaşadım Türkiye ben. Neden nereye geliyor? Tabii. Aynı ile vali olarak tayin ediliyorsunuz. Aynı ilde yine başka bir göreve gönderiliyorsunuz. 5 yıl o görevde bulunmadığınız gene memur, sıradan memursunuz ama Diyarbakır'a evrak memuru olarak tayin ediliyorsunuz. Evet. Bu sadece benim değil. Bir de şunu söyleyeyim. Mesela Abdülkadir Aksu. Evet. Malatya'da emniyet müdürlüğü yaptı. Kahramanmaraş'ta çok başarılı bir valiliği var. Ve o hadiseler o tayin edildikten sonra çıktı. O mani oluyordu o Alevi-Sünni konularına. Ve ne yaptılar biliyor musunuz? Onu emniyet menşeli olduğu için Diyarbakır İl Emni'ne Şube Müdür Mavini Emniyet yaptılar. Yani sizin gibi örnek pek çok. Çok enteresan. Ama bu şundan enteresan. Abdülkadir'i de çok severim. Ben gideceğim olacağım dedi oraya. Giderim. Gerekirse üniformamı da girerim. Şerefle yaparım. Dedim ki kızdım. Hatta yumrukladım. Gidemeyeceksin dedim. Gitmeyeceksin dedim. Ben dedim ne olacağını tahmin ediyorum dedim. Gidersin gitmezsin derken Abdülkadir'e bir bomba gitti. Aynı bomba rahmetli Hamidoğlu'yu öldüren, şehit ettiren. Evet, Malatya Belediye Başkanı. Malatya Belediye Başkanı'nı. Son derece sağlam bir insandır. Evet. Ve aynı bomba postaneye de gitti. Malum. Ve bunlar patladılar. Abdülkadir'inki patlamadı. Ve şu anda polis müzesinde bu patlamayan Abdülkadir bombası vardır. Enteresan. Çok enteresan. Evet. Yani onun için enteresan diye size evet, arz ediyorum. Ondan sonra ben efendim bürokraside son şeyimi anlatayım da. Tabii. Efendim, buna siyasete yavaş yavaş geçelim. Ben Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi'nde işletme başkanı rahmetli cennet mekan olduğuna inandığım Sabahattin Zaim Hoca geldi. Dünyanın en tatlı adamıydı. Dedi ki hadi bakalım bu işleri bitir. Zaten harp okulunda da işime son verdim işleri. Kendisinin çok meşgul olduğunu düşünüyoruz. Onun için gelsin diye. O zaman harp okulu kumandan çok şaşırmıştı işe. Çünkü istiyordu bizi. Neyse ben gittim. Uzun lafın kısası. Sakarya Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi. Oranın işletme bölümüne bağlı 20 tane asistanı vardı. Ben de öğretim görevlisiyim. Abi olarak da başlarındayım. İşlerinde mesela sonra doçentliğe kadar yükselen, sonra da profesör olacaktı aslında. Abdullah Gül vardı. Onların içinde. Sami Güçlü vardı. Sonra birçok kişi vardı. Onlar da, o çocuklar da birbirlerini
meşgul oldular. Sonra onlar da geldiler, bakan oldular, milletvekili oldular. Evet, sizin cenazesi maşallah meydana Türkiye geldi. Tarihinde neredesin? Çok önemli. Çok enteresan. Ondan sonra ben bir iki tane asistan vardı. Ahmet Büyükaktaşlar, Ahmet Arıç, Ahmet Büyükaktaşlar sonra milletvekili oldu. Onları işine son vermek istedi kadro. Tabii Sabahattin Zaim Hoca mani olamadı. Evet. Orada başka bir akademi başkanı vardı. Çocuklar güya şey şey ha iki çocuğun imtihanında onlara yardım etmişler iddiasıyla. Ondan sonra biz de dedik ki hep beraber istifa edelim. Ama sonradan evladı iyal meselesi ortaya çıktı. Geçim meselesi var. Geçim meselesi evet. Ve çocuklar imzalarını geri aldılar büyük ölçüde. Ben de kalanları iade ettim. Ondan sonra ben baklavacı dükkanı açmak istedim. Baklavacılar da münasebetim var. Dedim ki bir yere al açayım. Ondan sonra işte biz biraz parayla Antep doğumlusunuz tabii. Parayla alakalan uçakla gelecek. Safet Arkan Beylik'te Abdülkadir Aksu gidip arabalarıyla alacaklar. Onların arabaları var. Onların arabaları var. Arkadaşlar münaveveli olarak her gün uçaktan biz baklavamızı alacağız. Yerde tuttum hem de Yüksel Pasajı'nda. Sırf kuyumcular var. Yahu sen ne arıyorsun burada dediler. Biz istemeyiz dediler. Ama dedim ki bak ben geliyorum. Annem önlüğümü bile dikti. Güzel bir baklava yedireceğim size filan dedim. O sırada işte Turgut Bey geldi. Evet. Bürokrasinin son aşaması diyelim son merhalesi. Ve ben de onu tebrike gittim. Buradan devam edelim. İkinci bölümde Sayın Bakanım. Değerli izleyenler, Hasan Celal Güzel Bey Efendi ile söyleşimiz devam ediyor iz bırakanlarda. Çünkü Hasan Celal Güzel Bey'in bundan sonraki bölümde merhum Özal'la yolculuğu başlıyor sanıyorum. Bunu konuşacağız. Darbelerin tam içinde bulunan Hasan Celal Bey Efendi'nin darbelerle ilişkili yaşadıklarını konuşacağız. Yeni bir iz bırakanlar programında görüşmek üzere. Hayırlı günler efendim.